Anayasa olsun olmasın mı? CHP eski genel başkan yardımcısı Onur Öğmen, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Onur Öğmen, 2008 yılında İsveç'teki bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporda Türkiye hakkında 3 senaryo olduğunu söyledi. Okuduğu o belgelerdeki senaryolardan biri, güçlü iktidarı devirmek için planlanmıştı. Bir İsveç uluslararası kuruluşunun bir raporu gibi yayınlandı. 3 senaryo yapıyor Türkiye üzerine. Biri Türkiye bir aşırı din devletine dönüşür. İkinci senaryo bir askeri darbe olur 2011 yılında. Üçüncü senaryo iç politikada önemli değişiklikler olur. İşte AKP'yi de anlatıyor, şöyle olur böyle olur. CHP'de de işte Baykal istifaya zorlanır, yerine Kılıçdaroğlu geçer falan gibi bir rapor. Böyle CHP'de de bir lider değişikliğini gerekli olduğunu ve kendisine göre söylüyor. Ve yeni gelecek liderin iktidarı daha çok yıpratabileceğini söylüyor. Yani sanki amaç iktidarı yıpratmak gibi. O rapora göre iktidarın zayıflatılması amaçlandı. Büyükelçinin raporunun arkasında yani iktidarın da bu şekilde zayıflatılmasının, devrilmesinin, devrilme kelimesi kullanmıyor ama zayıflatılmasının yolunun açılacağı söylüyor. Yani iktidarı da kollayan bir rapor değil, hem iktidara hem muhalefete. Bu nedenle CNN International'da çoğu zaman başroldeydi. O tarihlerde yine Erdoğan'ı hedef almıştı. CNN International mesela web sayfasında bir makale yayınlıyor bu konuda. Yayınlanıyor işte aynı tarihlerde aşağı yukarı. İşte o zamanki başbakanı eleştiriyor falan. Ama gene de diyor işte AKP iktidarda kalmalı. Yani Türkiye'ye şey biçiyorlar. Rol biçiyorlar ve bu şeyde liderlerini değiştirmeli diye yazıyor. Onur Öğmen 6 yıl önce sızan WikiLeaks belgelerinde Türkiye'nin savaşa sokulmaya çalışıldığına dair bilgilerin de olduğunu söyledi. Bence en önemli belge Amerikan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde bizim Savunma Bakanımızla yaptığı görüşmenin zabıtlarını orada yayınlıyorlar ve dediği şu, yani böyle giderse diyor İran, tabii 2010 tarihi öyle görmek lazım. İran'daki gelişmeler böyle giderse diyor, İsrail ile İran arasında bir savaş kaçınılmaz olacaktır. Ve Türkiye böyle bir savaşın dışında kalamaz, siz buna hazırlanın diyor. Yani açıkça bizim bir savaşa girmemizi öngörüyor ve bunun için de Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyor. Çekiştiriliyor.